Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir lazanya tarifi paylaşacağım. Hem et sevmeyenlere hem de farklı lezzetler arayanlara değişik bir alternatif olmuş olacak. Bu videomda mantarlı lazanya tarifi paylaştım ama siz isterseniz mantar yerine daha farklı sebzelerde kullanabilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Mesela renkli paprika biberlerle yapabilirsiniz veya ıspanak kullanabilirsiniz. Gerisi tamamen sizin damak tadınıza kalmış istediğiniz, çok sevdiğiniz herhangi bir sebzeyle içini renklendirebilirsiniz. Şimdi isterseniz tarifin yapılışına geçelim. Ben bu tarifte yaklaşık 800 gram kadar kahverengi ve beyaz kültür mantarı ve istiridye mantarı kullandım. Siz sadece kültür mantarı veya sadece istiridye mantarı da kullanabilirsiniz. Ama tercihen yani istiridye mantarı daha güzel bir tat ve aroma veriyor. O yüzden ben üçünü karıştırmayı tercih ettim. Mantarları doğrarken bir yandan da ocakta tavamı ısıtıyorum. İyice ısınmış sıcak tavaya mantarları koyduğumuz zaman mantarlarımız daha az su salıyor. Ve bütün lezzeti içinde kalmış oluyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Isınan tavaya bir miktar zeytinyağı ve tereyağı alıp eritiyorum. Burada sadece tereyağı da kullanabilirsiniz. Çünkü mantarı tereyağında kavurduğunuz zaman çok daha lezzetli oluyor. Ama lazanyanın içinde hem beşamel sos hem kaşar hep birlikte ağır geleceği için tereyağını biraz zeytinyağı ile yumuşatmak istedim. Bundan dolayı ikisini birlikte karıştırdım. Mantarlarım iyice kavrulup suyunu çektikten sonra baharat olarak karabiber, kekik ve tuz atıyorum sadece. Burada ekstra bir baharata gerek kalmıyor arkadaşlar. Beşamel sosun yapımına geçecek olursak 2 yemek kaşığı unu 2 dolu yemek kaşığı tereyağıyla güzelce kavuruyorum. Unu yakmadan hafif renk aldırana kadar bu işleme devam ediyoruz. Daha sonrasında hızlıca 4 bardak kadar süt ekleyeceğim. Süt eklerken ocaktan alabilirsiniz ya da çok hızlı bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Yoksa un hemen topaklanacaktır. Sütü ekleyip iyice çırptıktan sonra karabiber, tuz ve muskat cevizi ekliyorum ve yine güzelce kaynayana kadar orta ateşte çırparak pişiriyorum. Zaten çok hızlı bir şekilde pişiyor beşamel sos. Burada gördüğünüz gibi çok cıvık bir beşamel sos elde ettim. Bunun sebebi de şu. Lazanya yapraklarını ben haşlamadan yapıyorum ve beşamel sosumu iyice cıvık bırakıyorum ki o lazanya yaprakları beşamel sosla birlikte ıslansınlar. Beşamel sosu da yaptıktan sonra lazanyanın yapımına geçiyorum. En alta biraz beşamel sos sürerek üzerine lazanya yapraklarını, onun üzerine beşamel sosumu tekrardan Biraz kaşar. Sonra mantarlarımı ekleyeceğim. Aynı şekilde devam edeceğim yapmaya. Burada gördüğünüz gibi lazanya yapraklarını haşlamadım. Ama eğer sizin kullandığınız markanın yaprakları çok kalınsa mutlaka haşlamalısınız tuzlu suda. Hatta teker teker haşlamalısınız çünkü bir anda birbirine yapışabiliyor. Ama o zaman da lazanya yapmak gerçekten çok uzun sürüyor. O yüzden ben her zaman bu şekilde ince yapraklı olan bir markanınkini tercih ediyorum. Böylece çok hızlı bir şekilde akşam yemeğine menü hazırlayabiliyorum. Lazanyanın yanına biraz salata veya biraz çorba koyarak çok rahat güzel bir akşam menüsü çıkartabilirsiniz. Misafirinize de bu şekilde ağırlayabilirsiniz. Burada iç harcım bitene kadar az önce söylediğim gibi bu işlemleri tekrar ediyorum. Burada ikinci bir püf nokta vermek istiyorum. Eğer ununuz fazla geldi ve beşamel sosunuz yoğun olduysa 4 bardak değil de 5 bardak süt ekleyebilirsiniz. Hatta kaynadıktan sonra baktığınız yoğun. Hemen üzerine ekleyip bir tur daha kaynatabilirsiniz beşamel sosu. Çünkü şunu da hesaba katmak gerekiyor. Beşamel sos fırına girdikten sonra biraz daha koyulaşacak, katılaşacak. Ve böylece yaprakları ıslatmayacaktır. Hatta ekranda gördüğünüz gibi soğumaya başlar başlamaz beşamel sos katılaşmaya başlıyor. Bir diğer püf nokta da Burada tuzu iyi ayarlamak gerekiyor. Hem beşamel sosun hem de iç harcının tuzunun dengeli olması gerekiyor. Buna da dikkat etmelisiniz. Lazanyamı hazırlarken fırınımı 180 derece fanlı ayarda ısıttım ve iç harcım tamamen bittikten sonra en son katına sadece beşamel sos ve kaşar koyup fırına göndereceğim. Ben burada dilim kaşar kullandım. Siz rende kaşar da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ben genelde mutfakta en pratik olacak şeyleri tercih etmeye çalışıyorum. Dilim kaşar da burada. E, işimi daha da kolaylaştırıyor. Bundan dolayı onu tercih ediyorum. Burada iç ile alakalı bir şey daha eklemek istiyorum. Normal klasik lazanyalarda soğanla kıymayı güzelce kavuruyoruz. Ama gördüğünüz gibi ben burada mantarlara soğan eklemedim. Sebebi de şu. Soğan eklediğiniz zaman böyle mantar sote gibi bir tat oluyor. Ben de lazanyada bunu sevmiyorum. O yüzden soğan kavurmadım arkadaşlar. Mantarın sadece kendi aromasını ve tadının gelmesini istedim. Ama siz eğer seviyorsanız çok az sarımsak rendeleyebilirsiniz mantarı kavururken. Evet burada gördüğünüz gibi lazanyam pişti. Yaklaşık bir 35 dakika kadar sürdü. Pişerken fırının alt kısmına yerleştirmeye çalışıyorum. Çünkü üstünün kaşarı hemen eriyor ve kızarıyor. Böylece piştiğini sanıyor insan. Ama aslında altı pişmemiş oluyor. Ne olur ne olmaz siz yine de kontrol ettikten sonra fırından alın. Bakın burada da tek tek katlarını görebilirsiniz. Bu şekilde arada e, kuru lazanya yaprağı kalmamıştı. Mantar, beşamel sos ve kaşar gerçekten çok farklı bir lezzet ve aroma katmıştı lazanyaya. Eğer daha önce sebzeli lazanya tarifi denemediyseniz benim tarifimle mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra yorumlar kısmında bana yazarsanız çok mutlu olurum. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için Kanalıma abone olmayı ve bunun gibi güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, mutlu, güzel günler diliyorum.